Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı, ikramı sizin, bizim, hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu güzel Ramazan gecesinde sizlerle bir ve beraber olabilmenin mutluluğunu, güzelliğini, huzurunu yaşıyoruz. Bu güzel Ramazan gecesinde Allah nasip etti. Sevgili başkanımızla inşallah ilk defa böyle güzel bir program yapacağız. Farklı bir program yapacağız. O münasebetle sizlere selam ediyoruz inşallah. Yine kelamların en güzeliyle başlayacağız bu güzel programa başlarken. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu. Âlimul gaybi ve şehâde. Er-Rahmanur Rahim. Vallahu allazi la ilaha illa hu. El-Melikul Kuddusus Selamul Mu'minul Muheyminul Azizul Cebbarul Mutekebbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huvallahul halikul bari'ul musavvir. Lehul esma'ul husna. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Ve huvel azizul hakim. Yusebbihu lehu ma fis semavati vel ard. Ve huvel azizul hakim. Amentu billahi sadakallahul azim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve ala cemiyel enbiyai vel murselin. Ve ala cemiyel evliyai velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sevgili dostlar, çok şükür bugün Ramazan 11 Mayıs, Ramazanlardan da bugün 19. Yani artık son 10 güne gireceğiz yarın. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir ayı idrak ediyoruz. Evet, Yavuz Kağan Ateş Bey bugün inşallah efsane başkanımızla beraber olacağız. Sosyal medya kanallarımızda başkanımızla da bir ve beraber olmak için inşallah onu da canlı yayınımıza bekliyoruz. İnşallah bugün bir farklı farkındalık olacak. İnşallah hem Instagram'dan hem Kazım Yıldırım Dört Yol Manşet Gazetesi canlı yayınımızdan Yavuz Kağan Ateş Başkanımızla bir ve beraber olacağız. Evet, onu da canlı yayın için bekliyoruz. Evet, çok güzel. Şu anda bizleri takip eden kardeşlerimiz var. Onlara da selamlar ediyoruz. Hemen kimler var bakalım. Sami Arslan Bey selamlar hocam demiş. Aleyküm selam. Sami Arslan Bey de Allah razı olsun bize umre çalışmalarımızda çok müthiş 10 numara katkısı olan Süleyman Özçelik. Oo, Süleyman abim değerli dostlar Mekke'de Akyar Otel gruplarının yemekhane sorumlusu. Ne kadar güzel orada gittiğimiz zaman hemşerimiz bizi yalnız bırakmıyor böyle bir güzel. Ona da buradan Suudi Arabistan'a selamlar sunuyoruz inşallah. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Şu anda otellerde hazır var, nazır bir şekilde bekliyorlar. İnşallah artık Ramazan geçti ama hac dönemi açıldığı takdirde Akyar grupları da hizmet verecekler. Mustafa Bey'e, Mehmet Aşçı Bey'e, aşçımız Mehmet Bey'e çok çok selam ediyoruz. Mustafa Seçer abim Allah razı olsun. Selamlar demiş. Allah razı olsun. Mustafa Seçer Bey'i de çok aktif görüyorum. Evet, Yavuz Kağan.
Kaan Ateş Bey şu anda nereden bağlandık? Instagram'dan. Öyle mi? Facebook'tan. Ya Evet, Instagram'dan da bekliyoruz. Facebook'tan Hoş geldin. bağlandık. Hoş bulduk, merhaba. Evet, başkanım nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizin nasılsınız? Evet. Bugün orada biri herhalde açık. Sesi Evet, şu anda geliyor. bulunduğumuz yer. Şu anda sesimi alabiliyor musunuz benim? Alabiliyorum. Bunun sesini kısalım biz. Birazcık sesi açalım. Biz de alalım buradan. Sesi az bana açarsanız. Ben de duyayım. Evet. Çok güzel. Başkanım, hayırlı akşamlar. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sizden nasılsınız? O bulunduğumuz yerde sadece bir tanesi açık kalsın. Öteki sesleri kısalım. Şimdi olmazsa ben Instagram'ı açayım. Facebook'un da sesini kapatayım. Şu anda ben sizin iki ekranda da görüyorum. Çok güzel. Şu an ses nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Evet. Efsane başkan dedik. Neden efsane başkan dedik? Oradaki başkanım isterseniz Instagram'ın sesini tamamen kapatın. Tamamen kapanmıyor ya şey. Hocam. Evet. Tamamen kapanmıyor. O dışarıdaki ekranın sesini kapatın. Dışarıdaki Facebook'u. Şu an ne yaptım? Şimdi nasıl? Şu an çok iyi. Tamam, çok güzel. Evet, değerli dostlar, Yavuz Kağan Ateş Bey ile bizim tanışmamız böyle çok güzel bir olay oldu. O münasebetle Yavuz Bey'i de tabii böyle bir gönül yakınlaşmamız oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. İyi ki Sağ ol. tanımışız. Senin gibi ileri görüşlü insanlarla beraber olmak böyle Hüsnü Nur Kaba kardeşimizin organizasyonunda yan yana geldik. Ondan sonra zaten hiçbirini bırakmadık. Ama çok hayırlı bir işti ya. Çok buna vesile oldun ya. Hala onun mutluluğunu yaşıyorum, biliyor musun hocam sen? Yani O o zaman işin şöyle yapalım. niyazını sen. Yavuz Kağan Ateş kimdir? Bize Yavuz Kağan Ateş'ten dinleyelim. Evet. Tabii insan kendini anlatması biraz zor oluyor tabii ki. Estağfurullah. 4 yılda doğdum. 4 yılda büyüdüm. Yaklaşık işte liseyi de burada bitirdim. Hacettepe Anestezi Bölümü mezunuyum. Ticaret işiyle uğraşıyorum. Çiftçi asıl mesleğim çiftçilik. İşte böyle zamanımız geçiyor. 25 yıl Kızılay'da görev yaptım. Gönüllü görevli olarak yaptım. Evet. Ve herkes panik olurken bizler insanlara iyilik için çalıştık 25 yıl kadar. Bu da bizim hayat felsefemiz, hoşumuza giden tercih sebebimiz. Yaklaşık 10 yılda Kızılay'da başkanlık yaptım. 1,5 yıl önce de 3 dönemim dolduğu için bıraktık. Diğer arkadaşlara devrettik. Onlar devam ediyor inşallah. Evet, çok güzel. Değerli dostlar, Umre'deyim bir gün. Tabii Sedat İskenderoğlu, bu arada Dört Yol İlköçüm gazetesinin sahibi. 20. yıllarını kutluyorlar. Onları buradan tebrik ediyoruz. Sedat Bey'e selam ediyoruz buradan. İnternetten takip ediyorum. Böyle Karekse bir kan bağış kampanyası var falan. İşte Karekse kim derken Mehmet Kaba'nın kızı diyorum. Ondan sonra bir bakıyorum böyle ekranda yanıma birisi geliyor. O da Mehmet Kaba. Aa. Mehmet nasılsın? Hamdolsun abi, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim kardeşim ya. Çok sağ ol. Gördüğüme çok sevindim seni. Evet, güzel bir sürpriz yapalım dedik. Mehmet kardeşimizi de misafir ettik başkanım. Çok sağ ol. Çok güzel bir sürpriz yapmışsın. Evet, Allah razı olsun. Tabii Umre'den geldim. Geldikten sonra Karekize'de bir cenaze merasimi oldu değerli izleyenler. Karekize cenazeye gittim. Tabii yanındaki arkadaşlarım işte Umre arkadaşım Ali Şeker Bey var, fırıncı.
Oradan da, ya nereye gidiyorsunuz falan dedi, ya kan vereceğim dedi. Neye ve kan veriyorsun hayırdır inşallah? Yani kan ve kök hücre. Kök hücrenin daha ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Yani ki vallahi böyle bir şey var. İyi tamam o zaman dedim, ben de geleyim oraya. Tamam mı? Tamam. Ben askere sen gittik şimdi orada baktım, o bizim ekip hepsi. Hepsi bizim. Ondan sonra tabii benden kanı almadılar. Dediler ki sen Suudi Arabistan'dan yeni geldin. Evet. Seni şey yapman lazım. Senden bir kök hücre alalım. Tamam mı? Tamam. O münasebetle Mehmet de orada işte birkaç tane video çektik. Yavuz Başkanım falan. Tabii İlk Kurşun Gazetesi'ne teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir çalışmaya imza attılar. Evet. Ondan dolayı Mustafa Yerden hocam da çok ilgilendi. Müdürümüz çok sağ olsun o zaman. Evet, Karaikis'e evet çok teşekkür Mustafa Erdem Bey. Evet. Mustafa Erdem hocamızın çok güzel bir organizesi vardı. Allah razı olsun. Evet, başkanım o süreç ondan sonra dört yoldaki sürece girdi. Evet. Dört bir yoldaki akım süreçleri Allah nasip etti. Beraber bir çalışma yaptık. Evet. İlk önce Mehmet'i dinleyelim isterseniz. Başkanım. Olur mu? Tam anlamadım. Evet. Tamam. Bu sene nasıl? Bu sene çok güzel. 4 yıl bir tedavi geçirdi. İnşallah 2020'nin sonunda tam sağlığına kavuşacak. İnşallah. Herkese dua edeceğiz. Allah razı olsun. Herkese ilk başta Kazım Hocam'dan, Yavuz Kağan Ateş'ten. Herkese Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Buse Nur'la biraz önce görüştüm. Buse Nur da sana selam ediyor. O da programı paylaşıyor. O da izliyor. O da güzel sallayalım lütfen. Başkanım. Merhaba Buse Nur. Evet. Merhaba. Başkanım bu iş gönül işi. Sen de gerçekten evet. Gönül çalışıyorsun. Bir anımı da anlatayım mı? Tabii be. Anlatabilirsin. Evet. Başkanımla ilgili bir gün bir yere gittim. Selamun aleyküm aleyküm. Ben oturdum. Birisi telefonla konuşuyor. Bir baktım Yavuz Kağan Ateş. İzmir'den biriyle konuşuyor. Diyor ki kan ne zaman gelir falan filan böyle. 2 saat sonra Adana'daki hastaya kan ulaştı. Evet. Böyle güzelliklere vesile oldu Yavuz Kağan Ateş. Evet Yavuz Kağan Ateş'in böyle güzel çalışmaları. Evet başkanım. Bu Kızılay işine aslında senin baban münasebetiyle mi girdi? Evet. Şimdi Kızılay Derneğimiz 4 yılda 1954 yılında kuruldu. Kurucularından babam da. Daha sonra 10 tane 12 benle 12. oldu herhalde. Başkanlık değişti. Hepsi ayrı ayrı mesela Sait Kara'dan tut işte eski belediye başkanlarımızdan Tahsin Kağıtlıoğlu bilmem ne hepsi yapmışlar böyle belediye şeyleri Kızılay Başkanlığı. Hakikaten Fehmi Yıldırım rahmetli çoğu rahmetli oldu sağ olsunlar bayrağı getirdiler en son bize kalmıştı o zaman. Biz de onlardan devraldık şanlı bayrağı hakikaten de çok temiz bir yönetimle gelmişler. Eski evraklarımız var. Hatta bir müze hazırlığımız vardı bizim ayrılmadan önce. Artık bu arkadaşlar yapacak inşallah. Oradaki evrakları falan böyle ayarladım. Her şeyi güzel güzel yerine koydum. Bir müze açsak daktilonun olmadığı zamanlarda el yazısıyla yazışmalarımız var. Çok ciddi yazışmalar. Yani orada bir 4 yol tarihi var. Onunla bravo. İlgili bir çalışma yapacağız inşallah. İnşallah. Evet. Değerli dostlar, başkanımızın böyle girişimciliği sırf yurt içi değil, yurt dışında da böyle bir İngiltere'ye olan çalışmalar var. Yurt dışı görmüş. Evet, onlardan da biraz bahsedelim. Şimdi ben yaz sebze meyve ticaretiyle uğraşıyordum. Bir ara Bamex şirketinde herkes olduğu gibi 4 yolun Katar şirketiydi hakikaten. Orada görev yaptığım sıralarda Londra'ya görevli olarak gittik. Oradaki ürünlerimizi, raf ömürlerini ölçmeye gittik. İşte müşteri nasıl sunumu tercih ediyor onları gözledik. O tür çalışmalarımız oldu. Daha sonra işte Bamex'ten sonra kendim kurduğum bir şirketim vardı. Stexco Dış Ticaret diye yani Citrus Export Company
adı altında. Biz devam ettik işimize. Serbest bölge, yumurtalık serbest bölge. Londra'da bir şirket açtık. Bir de burada merkezde. Üç ayaklı bir şirket oldu bu. Orada da çalışmalarımıza çok güzel devam ettik. Hatta ünlü bir şirket var, Malezya menşeli. 24 bin fabrikanın dünyada tüm üretimini 50 yıllık, 60 yıllık bağlantılarla satın alıyor bu şirket. Bu İsviçre çakıları dahil onlar pazarlıyor dünyaya. Onların Orta Doğu ve Türkiye distribütörlüğünü aldım. Böyle böyle sıfırdan bir şirketi büyüttük yani, anlayacağınız. Sağ olsunlar. Tabii ki iş büyüdükçe bizleri aşan noktalara geldi. Sağ olsun arkadaşlar, daha sonra daha iyi bir donanımlı bir arkadaşlara devrettik şirketimizi. Tabii ki iyi bir parayla. Bu tür çalışmalarımız var ticaret olarak. Ya ticarette iyiyiz yani. Dürüstlük her zaman için kazandırıyor arkadaşım. Yani bu önemli. Bu mesela Orta Doğu temsilciliğini alırken de o arkadaşlara daha önce bir bağlantılarımız vardı. Arkadaşlardan kendilerinden geldi bize istek. Bir Japonya'da bir Kitoka diye bir arkadaşım vardı. O şirkette çalışan. Samimiyetimize ve dürüstlüğümüze güvenerek bize o görevi vermişti, sağ olsun. Ne kadar güzel. Evet başkanım, yani burada olsan sana ne güzel bir çay ikram ederdik ama biz burada sana ikram ediyormuş gibi içiyoruz. Ben de içiyorum, merak etmeyin, şey sıkıntı yok. Ne kadar güzel. Epeydir görüşmüyorduk ya, iyi oldu Ümitciğim seninle de. Nasıl bu senin gidişatı nasıl? Evet, bir daha sorun. Mehmet'e sordum. Bu senin gidişatı nasıl? Şükür Yavuz abi, iyi. Evde. Selamlar var herkese. Çok çok gözlerinizi öpüyor. Allah razı olsun sizden. Evet, buradan da çok selam ediyor. Yazıyor burada şimdi. Allah razı olsun. Seviliyorsun abi diyor. Aa, sağ olsun, sağ olsun. Ama şimdi bu işler kombine işler. Kazım Bey. Hocam şimdi eğer bu senur da o sarılma, o yasama sevinci olmasa biz bu başarıları elde edemeyiz. Yani bu senurun o tatlı yüzü, o nurlu yüzü bizlere gaz veren onlar oldu. Yani karşılıklı bir şey. Yani bir yerden temelini sağlama oturtturduğun zaman ben bunun için her şeyi yaparım diye bilmelisin. Gönüllü bir görev yapıyorsan. Vallahi temelimizi bu senur oluşturdu. Ondan sonra işte bizim Burak vardı. Beraber bir şey kurmuştuk, hatırlıyorsunuz. Evet. Hatay Büyükşehir Belediye'mizin ona doktoru. Ona sonra girelim. Ona ikinci yani bölümde girelim. Tamam. Tamam inşallah. Evet tamam. Değerli dostlar. Şimdi tabii yazıyorlar Buse Nurkaba. Cemal Tabak hocam. 9 Ocak da tanıştık ilkokulunda. Ondan sonra şimdi Kuzcu'da, Allah razı olsun. İyi akşamlar güzel insanlar. Kadir Barutçu, Ücrem, Ünal Ecrin, Hira Demir, Lastikçi Ahmet. Lastikçi Ahmet'e selam ediyoruz. Hatun Kaba ablamız. Buse Yılır'ın annesi. Teşekkür ediyoruz. Halil Çağatay, Enes Savaş. Enes, sana selam ediyoruz buradan. Coşkun Savaş'ın oğlu. Ben de Galatasaraylıyım bak Enes. Teşekkür ederim. Muhtar Muhlis Arslan, iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ederim muhtarım. Tayfun Büyük, Celalettin Cebeme, selamlar abi. Celalettin abiyi de seviyoruz. Veli Aslan, Ayşegül Andırır. Çok çok selam ediyoruz sizlere. Şimdi bir ilahi okuyalım inşallah. Ondan sonra başkanım müsaade var mı ilahi okumaya? Aa, ne demek ya, onları dinlemeye geliyoruz işte. Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Kısa bir ilahi okuyalım şöyle güzel. Canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle aciz kuluna, gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Mümin olanların
çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı, 18 bin alemin Mustafa'sı, aldı güzel kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Yunus neyler iki cihanı sensiz, sen hak peygamberisin şeksiz şüphesiz. Yanılar gider imansız, sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Evet, Allah razı olsun. Tamam. Diline evet, sağlık hocam. Allah razı olsun. Sayın Başkanım, malum Dört Yol Manşet gazetesi ailesi olarak Facebook'tan, sosyal medyadan, Instagram üzerinden şu anda yayınlarımız devam ediyor. Son bir haftadan beri de Dört Yol Manşet TV diye YouTube kanalımızı harekete geçirdik. Bu yayınlamış Hayır. olduğumuz programları, yapmış olduğumuz programların hepsini YouTube TV'ye koyuyoruz artık. Kendi Dört Yol Manşet TV'mize. Şu anda bizi dinleyen arkadaşlarımızın da Dört Yol Manşet TV YouTube'da yazıp abone ol butonuna tıklarlarsa 1000 kişiden sonra canlı yayını artık YouTube üzerinden de gerçekleştirebileceğiz. Tüm kardeşlerimizi YouTube Dört Yol Manşet TV'ye davet ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Evet. Başkanım, bu Timur Kaban olayı aslında benim gözümde senin efsane yaptı. Türkiye'de Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmalara belki örnek olabilecek bir organizeye imza attık beraber. Evet. Evet. Değerli dostlar, bilginler vardır. Belki ilk defa duyanlar vardır. Onlar için söyleyelim. Yavuz Kağan Ateş Bey ile beraber biz şöyle yaptık. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doktor Mürvet Asılbek Hanımefendi, Dört Yol Belediyesi, ondan sonra Kızılay Dört Yol Şubesi, Başkan Yavuz Kağan Ateş Bey, ondan sonra Kazım Yıldırım Dört Yol Manşet Gazetesi, bir de bisiklet kulübümüz vardı, Burak Tanıyıcı kardeşimiz. Evet. Değil mi başkanım? Evet. Hep evet. Beraber çıktık yola. Dedi ki biz bir böyle kendi üyelerimiz arasında falan. Ondan sonra Yavuz Kağan Başkanımla beraber oturduk konuştuk. İşte Dört Yol Belediye Başkanı o zaman Yaşar Toksoy'du. Yaşar Toksoy Bey'e oradan Büyükşehir Belediyesi falan derken Kaymakamlık artık Dört Yol'a Buse'de Dört Yol'a fazla geldi. Evet başkanım, biraz o mevzulardan bahsedelim. Nasıldı o zamanki tempo, duygularınız? Yani şimdi şöyle, o zamanlar Kızılay'ın henüz kök hücre bağışı alma olarak bir projesi vardı. Yeni yeni oluşmaya başlamıştı. Bizler de çok yabancıydık. İnsanlara kan almayı anlatmaya çalışırken şimdi kök hücreyi nasıl anlatacağım? Yani böyle bir sıkıntımız vardı önümüzde maalesef. Ama şunu söyleyeceğim, işte bu kurmuş olduğumuz bu ekiple belediye başkanımızın sahiplenmesi, kaymakamlığımızın sahiplenmesi, büyükşehirimizin sahiplenmesi, arkasından halka tek tek beraber gezdik hepsini, bütün kurumları hatırlıyorsanız, evet. Kök hücrenin nasıl olduğunu, doktor hanımımız anlattı orada, işte bunun şöyle olacağını, böyle olacağını, yasal çerçevelerini söyledi, her şeyi söyledi, tamamen gönüllülüğe dayanan işler olduğunu söyledi. Bunun üzerine çok güzel bir katılım sağladık. Hatta kan veremeyen veya kök hücre bağışı yapamayan ilkokul, lise, ortaokullar oralara geldiler. Herkes pankartlar astı. Bizim için çok büyük sürprizler yaşadık orada. Duygusal anlar yaşandı. Evet.
Nuhsen Nur sayesinde o zaman İstanbul dahil ilçelerinde en fazla kan kök hücre bağışı alan ilçe durumuna geldik. O zaman da çok müthiş bir şeydi. Kök hücre bağışı yapabilecek kesim biliyorsunuz 18 ile 50 yaş arası. Bu evet. Kesimde biz 4 yolda %10'a ulaştık o zaman. Gayet büyük bir başarı. Yani kaldı ki normal kan bağışı Türkiye'de şu anda %2. O durumda biz kök hücreyi %10 yapmış olarak çok büyük. Hala bu başarı elde edilemedi. Yani diğer ilçelerde yok şu anda. Ve birçok insana da faydamız oldu. İlk başta Buse Nur'a gönül isterdi ki Türkiye'den bulalım ama biz o kök hücre bağışlarıyla dünyada hali hazırda olan kök hücre havuzuna girmeye hak kazandık kızım. Yoksa alamıyorsun yani kolay değil bu işte. Bu sen orada bu şekilde bir şey bulundu sabah saat 4 müydü neyse senin yazından mı okudum hocam tam hatırlamıyorum. Böyle oturmuşum böyle balkonda bakarken işte kök hücre bulundu falan yazdı. Çok duygulandık. Evet, Allah razı olsun. Evet başkanım yani şimdi sen gidince mi artık Kızılay'da bir eksiklik oldu yoksa dört yolda mı? Daha biz Kızılay'a senden sonra pek gidemedik. Yani peki hiç gidemedik. Yani keşke evet. Böyle yeni yönetimdeki arkadaşlarla da görüşsek, onlarla tanışsak, onlarla konuşsak iyi zaman bir türlü demek ki bize mi artık frekans uyuşmadı veya biz mi onlar için şey olmadık. Geçtiğimiz aylarda ben işte bu Şubat ayı civarıydı. Umre'ye gittim geldim. Ondan önce bir tane Kuzucu'dan bir çocuğumuz daha vardı. Onunla ilgili çalışmalara da yine katkıda bulunduk böyle. Okullara gittim. Onlardan böyle kendi şeylerine aynı Buse Nur'daki gibi sağ olsunlar güzel oldu. Yapmış olduğum yayınlarla beraber falan güzel bir ona destek olduk. O çocuğumuza tamam. Da çok şifalar diliyoruz Allah'tan. Amin inşallah. Allah razı olsun. Bunlar o günlerdeki anılardan bahsedeyim. Müsaade ederseniz başkanım. Tabii okullara gitmeye başladık. Videolar çekmeye başladık. Ondan sonra aşağıdaki kuruma gittik. Kurumda tabii Yaşar Toprak'ı da o gün misafir etmişler. Girdik içeri. Ya hocam dedi, vallahi dedi, yayınlar müthiş. İlgi alaka müthiş. Yani kan bağış kampanyası kök hücre videoları seyrediyorum. Çok mükemmel falan. Tabii biz de yaptığımız çalışmada şöyle bir alkışı görünce daha şevklendik. Evet. Yani özel okullar, Dört Yol Belediyesi, Dört Yol Kaymakamlığı, Milli Eğitim, ondan sonra müftülük, bütün özel okulların kendi şeyleri. Yani herkes bir sefer oldu, seferber oldu. Okullar pankart açtılar. Buse Nur'un yanındayız. Tabii Kızılay büyük bir, müthiş bir ekipmanla geldi. Müthiş bir, tabii böyle insanın içi coşuyor. Tüp gitmedi daha bu tüpler gitmişti. Evet. Evet. Başkanım, almadık. Evet. Alamadık yani. Çoğundan da alamadık o gün. Ya. Bu duygu anlatılmaz. Çok evet. Güzel bir duyguydu. Bize aileme sahip çıktılar. Gizli kahramanlarımız çok. Anlatamam. Çok yani herkese Allah razı olsun. Kazım abiden, Yavuz Kağan Ateş abimizden. Şu da bir gerçek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş Bey çok gizli bir kahramanımız. Hiç isim bile duyulmadı ama bana maddi manevi olarak çok büyük destekte bulundu. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Gökhan Özer Bey. Allah razı olsun. Ateş Bey. Bunlar gizli kahramanlarımız Kazım Yıldırım'ın sayesinde bize sahip çıktılar. Hepsinden Büyükşehir çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bir yıl boyunca ben işe gitmedim. Sahip çıktılar. Allah işlerini güçlerini etsinler. Hepsinizi çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Yaşar Toksoy Başkanımız. O anlatılmaz. O anlatılmaz yaşanır. Şimdi Yaşar Başkan da yenilikler dağıttı. Yani Yaşar Toksoy da ayrı bir
katkı o sağladı. Evet. Moral O günler, verdiği destek. o günlerde Buse Ülkaman'ın belki en büyük destekçilerinden bir tanesi, belki Evet. birincilerinden biri Yaşar Toksoy'du. Evet. Her gün gider, Evet. yani devamlı gider, moral verildi. Dilerseniz Efendim hocam? o Buse Ülkaban'ın o günkü organizasyonla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biz yani şimdi orada bir çalışma yaptık. O 15 gün sürdü herhalde, 4 yıl. Ondan sonra Payas'ta geçtik. Payas'ta da yaptık aynı çalışmayı. Yavaş yavaş insanlarla konuşuyorsun. Artık sen beyninde olayın nasıl geliştiğini göremiyorsun. Sadece biz artık kurumlara uğrayıp anlatıyoruz olayı. Fakat ne gelecek, neyle karşılaşacağız bunun farkında değiliz. İlk defa yaptığımız bir kök hücre olayı olduğu için. Yani boş mu kürek çekiyorsun? Acaba bir şeyler elde edebilecek miyiz? Bu düşünceye kapıldım, ne yalan söyleyeyim. Belki sizler de kapılmışsınızdır. Fakat sizlerin morali bozulmasın diye ben bir şey demedim tabii ki orada. 4 yıl belediyesine gitmiş başkanım. Kızılay'dan beni aradılar. İşte kampanya günü. İşte Sayın Başkanım, bir ekip mi iki ekip mi istiyorsunuz dediler. Ben de o zaman 6 ekip istiyorum dedim. Yetmedi, gördünüz. Yani onlar da öyle düşük bir katılım bekliyorlarmış. Biz 6 ekip istemekle çok karlı şey olduğumuzu gördük, yani doğru teşhis koyduğumuzu. Orada içime doğdu birdenbire. Yani hiçbir sayı düşünmeden 6 ekibi istemek sizler sayesindeki o enerji sayesinde oldu. İyi ki de öyle yapmışız. İyi Ya oldu yani. ne kadar Çok güzel güzel başkanım, Allah oldu. razı olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Senin Sizler varlığın iyi bize ki. güç veriyor. İyi ki varsın Şimdi başkanım. Allah razı olsun. sağ olun sizden de Mehmet Bey. Sağ ol. Allah razı Hocam, olsun. şimdi sen TV kanalı kurdun. Bu Dört Yol'da başka var mı? Bilmiyorum, ben ilk kurulu herhalde Dört Yol'da, bir ilk gibi Dört Yol'u, bir yerel Bilmiyorum gibi sanki. Ha, ben. yerel Yerel gibi. YouTube'da bir şey yapmıyoruz ama Daha temelli yerel olarak etkisi. ben, evet. Olabilir de, ama bu kanalın ben ileriye yükseleceğine eminim. Seninle daha sonra görüşeceğiz tabii ki bu konularda. Çok güzel olacak bu iş. Ve İnşallah. başarıya Bu ulaşmak inşallah. canımızı YouTube üzerinden dünyaya duyuracağız. İnşallah. Aynen İnşallah. öyle. Aynen Allah razı öyle olsun. hocam. Evet. Aynen öyle. Başkanım, bir gün hastayım. Evet. Hastayım. Osmaniye'de bana şey verdiler. Doping mi diyorlar ya, hani vücudu daha zinde tutması için. Neyse. Yaşar Başkan olsun, Buse Nur'un doğum günü. Hocam dedi, Evet. ya bir organizasyon yapsak. Tabii ben de doping yapmışım ki. Tamam dedim. Neyse, başkanımızın hanımını aldık. Ondan sonra çiçeğimizi aldık. Allah razı olsun. Benim bir Umre arkadaşım var, Feridun. Beyaz Feridun Türk. kelebekler. Evet. Feridun ve arkadaşları, Abdi kardeşim olsun, Ahmet abi olsun. Ondan sonra onlar yine bir ekip yaptılar. Buse Nur'a moral vermeye gideceğiz. Tabii sandalyeler falan. Buse Nur'un arkadaşları, yani oraya bir gittik. Feridun ve arkadaşlar diyor ki, ilk defa biz Kazım hocamı diyor bu kadar çok gümüş şey gördük. O gün doğum günü kutladık. Eve geldim. Oldu 4:30-5. Benim gözlerim uyku yok. O aldığımız ilaçlar bizi nasıl ayakta tutmuşsa, yapmışsa, hastalığımız hem öyle ilaçlardan dolayı hem de Buse Nur Kaba kardeşimizin moralinden, motivasyondan dolayı. Mehmet Evet. beni bir saat sonra aradı. Abi dedi, Allah senden razı olsun dedi. Çocuğum dedi, çok mutlu dedi. Yani şimdi kimde hayra vesile olmaktadır, onu ondan bir pay vardır. Şimdi başkanım, gerçekten çok güzel bir hayra vesile oldum. Yani o gün Evet. Kök Hücre Kan Bağışı kampanyasında senin başı çekmen, sonra 4 sporu otobüsünü oraya götürüp bütün futbolcularla Kaptan Uğur, Abdullah Evet. Karabulut, Samet Aybaba'yı getirdi, Gökhan Özer, milletvekili Mevlüt Dudu'yu getirdi.
Yani Hacı Bayram Türkoğlu aradı. Herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı? Yani bütün böyle siyasi partiler olsun. O gün gezdiğimiz mesela bütün siyasi partiler. Yani gerçekten Allah razı bir özveri, bir gayret. Saadet Partisi, AK Partisi, Milliyetçi Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi. Arkadaşlarımız hep böyle güzel bir şekilde bu organizasyonlarda kök hücrenin aslında ne olduğunu öğrendik. Evet, aynen öyle. Başkanım, kök hücreyle ilgili son 8-10 dakikamız var. Kök hücreyle ilgili son bir değerlendirme yapalım. İnsanlar kan vermeyi biliyorlar artık. Ama kök hücre şimdi şeyle çıktı da bu son entübe olan hastalardan sonra, şeyden sonra, iyileşenlerden sonra bunu pek bilmiyoruz ama kök hücreyle ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi kök hücre bağışı kan vermekten biraz daha kolaylaştı normalde. Yeter ki uygunluk olsun. 18 ve 50 yaş arası kök hücrede eğer karşı taraftan karşılık bulursa öncelikle 3 tüp kan alınıyor. 3 tüp kan kök hücre havuzuna düşüyor. Karşı taraftan hasta olan biriyle uyuştuğu zaman tekrar size dönüş yapılıyor. Hala diyorlar karşı tarafa haber vermeden. Diyorlar ki donöre hala vermeye kararlı mısınız? Hala vermeye gönüllü müsünüz diye soru soruluyor. Tekrar aynı cevabı alırsa evet gönüllüyüm vermek istiyorum dedikleri zaman hastaya durum açılıyor. Hasta işte sizin kök hücrenizi bulduk. Karşı tarafta vermeye hala gönüllü şeklinde ona bir morali veriyorlar önce. Ondan sonra geliyorlar bize tekrar donöre. Donörden tekrar bir kan alıyorlar. Uyuşmasına falan her şeyine baktıktan sonra bir gün 5 yıldızlı bir otelde misafir ediyorlar arkadaşımızı. Orada artık kendi tercihine kalmış. İsterse bu omurilik sıvısından alma da var. Yok oradan vermiyorum ben korkuyorum falan diyenler oluyor. İsterse de normal kan yoluyla kan veriyor gibi. Diyaliz aracına benzer aletine benzer bir şey var, alet var. Oradan da bir hap alıyor bir gün önceden. Öbürsü gün oradan da kök hücrenin kemik iliğinden alınabiliyor. O alındığı evet. Zaman da çok basit şekilde şifa oluyorlar. Şimdi Kazım Bey şunu da söyleyeyim ben. Kan bu aralar çok azaldı. Belki görüyorsunuz CDF basında falan çıkmaya başladı. Bu koronavirüs olayı var. Ramazan olayı girdi. İnsanlarda kan bağışlama olayı tamamen düştü. Hastalarımız çok büyük sıkıntıda. Yarın bir kan bağış kampanyası var. Dört yolda. Herkesi akşam kan bağışına bekliyoruz. Eski kaymakamlığın önünde yine. Saat sonrası başkanım? Saat 8'de. Kan verme devam edene kadar devam edecek. Sahura kadar devam edecek. Yani yeter ki kan verme devam etsin. Normalde 8'de 1 arası diyorlar ama geldikçe devam edecekler yani. O yüzden arkadaşlar da seyredenler varsa, duyarlı olurlarsa çok seviniriz. Çünkü insanlar hakikaten sıkıntılı da. Yani ben 1,5 yıl oldu başkanlık görevi bıraktığım halde günlük 10 tane 15 tane telefon alıyorum. Yani yardımcı olur musun diye çok üzülüyorum. Yardımcı olamıyoruz da çoğuna. Allah hepsine sağlık versin. Dün anneler Amin. Günüydü. Annelerimizin tekrar ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Başkanım, Hatun Kaba, Mehmet'in evet. eşi, Buse Nur'un annesi. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki sizi tanıdık. Buse'mi öyle güzel sahiplendiniz ki diye mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyor. Oğuzhan Talay helaldir. Buse'nin kaba kalp gönderiyor. Ondan sonra Caner Küçük selam ediyor. Mehmet Ali'den büyük başkanıma Gaziantep'ten sevgiler saygılar diyor. Yaşar Buse'nur da Yaşar Şoksoy başkanıma da buradan selam söylüyorum. Ondan da Allah razı olsun diyor. Evet, Allah razı olsun. Hakikaten Allah razı olsun. Sağ olsun. Çok uğraştı. Evet, Mehmet'in son sözlerini alalım. Ondan sonra sizin son sözünüzü alacağız. Duayla beraber programı kapatacağız. Evet Mehmet'in. Benim abim yok ama sizler gibi insanlar hepiniz benim abim oldunuz. Sizlerden Allah razı olsun. Allah sizleri başımıza eksik etmesin. Senin telefonlarını en çok ben veriyorum herkese. Hakkını helal et abi. Allah razı olsun senden. Canı sağ olsun. Ne demek? Peki, insanlara yardım her zaman var. Ben telefon numaranı veriyorum. Çünkü biliyorum senin bu gönülden yaptığın bu işi. Allah senin başımıza eksik etmesin.
Aleyhine mutluluklar. Sağ ol kardeşim. Evet. Allah razı olsun. Allah Susak sağlık. İl Başkanımız sonunda. Sağ olsun. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Ona da buradan selam ediyoruz. Yarın akşam Zafer Demirci, Birey Plus Eğitim Kurumları yöneticisi, sahibi, çok güzel bir insan. Sizin gibi çok değer veriyorum. İnşallah o zaman tek temeldeydi. Lisenin müdürüydü. Gerçekten böyle okulun tamamını pankartla böyle, yani insanın yüreğini coşturan bir böyle hava vermişti böyle. Allah razı olsun ondan da. Yarın akşam da onunla burada olacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Ondan sonra yine Fazıl Keskin Başkan'ın Perşembe günü, Cuma günü Tansel Bey olacak inşallah. Hatay Büyükşehir'den, yöneticilerimizden, 4 yıl Erzincan Payas Bölge Müdürümüz. Evet, vaktimizin sonuna geldik. Başkanım neler söylemek istersiniz? Bugün işte dün anneler günüydü, onu kutladık. Bugün de yarın hemşireler günü. En zorlu süreçleri yaşıyorlar arkadaşlarımız. Hemşireler haftası dolayısıyla. Engelliler haftası, ikisi birbiriyle şey yaptı, beraber yapıyorlar. Engellilerin engelliler haftasını kutluyorum. Hemşire arkadaşlarımızın çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu zorlu süreçlerde hakikaten çok çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Can siperhane, canlarını ortaya koyuyorlar. Onlarla birlikte tüm sağlık çalışanlarının haftası kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Size de programımıza eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dua yapalım hep beraber. Ondan sonra kapatalım. Ben teşekkür ederim. Amin. Kulü veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhubbul musrifin. Ya Rabbim. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım ederiz. Bizleri senden gayrına çevirme ya Rabbim. Şu güzel Ramazan ayını en güzel şekilde hakkımızda hayır eyle. Şu korona belasının bütün insanlığın üzerinden kalkmasını nasip ve müessir eyle ya Rabbim. Ya Rabbim ya Resulü ya Zül Celali ve İkram. Şu Ramazan ayı başta rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan. Ya Rabbim son 10 günde Kadir gecesini arayacağımız. Ya Rabbim bu geceyi de en güzel şekilde ihya edebilmeyi, bu zamanımızı hayırlı olarak değerlendirebilmeyi nasip ve müessir ya Rabbim. Ya Rabbim hasta olan kardeşlerimize şifalar, borçlu olan kardeşlerimize helalinden edalar lütfeyle ya Rabbim. Ya Rabbim, ya Rabbim devletimizi yöneten insanlara yardımcılar ihsan eyle. Ya Rabbim onların önündeki engelleri bertaraf eyle. Hastane köşelerinde ya Rabbim inleyen kardeşlerimize rahmetinle muameleyle onlara yardım eyle ya Rabbim. Ya Rabbim ya Rezel Celali ve İkram. Mülkün sahibi sensin ey güzel Allah'ım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizleri senden gayrına çevirme. Müşkülatlarımızı halleyle. Sıkıntılarımızı zail eyle. Ya Rabbim kimseye muhtaç olmayacak hayatlar lütfeyle ya Rabbim. Dualarımızın kabulü, ibadetlerimizin makbulü, umduklarımıza nail olmak, korktuklarımızdan emin olmak için hasreten Allah rızası için El Fatiha. Evet başkanım, Allah razı olsun. Red kattınız. Bizi çok mutlu ettiniz. Allah da sizleri mutlu etsin. Ailenize buradan selam ediyoruz inşallah. Aleyküm selam. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok eski duyguları yaşattığınız için güzel bir sohbet oldu. Konuşacak çok şey var. Zamanımız başka zamanlarda tekrar konuşacağız. Bu iyilikleri tekrar edeceğiz. Hocam sayende. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli dostum. Değerli dostlar, bugün de geldik programımızın sonuna. Allah nasip ederse sizlerle yarın akşam yine saat 21'de Kazım Yıldırım ile Ramazan gecesinde Zafer Demirci hocamla beraber olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.